Hiç tartışmasız Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve video müzik kanalı Number One TV burası. Koskocaman bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. 2011 yılı geliyor. Bakalım 2011 yılı bize neler getirecek, neler götürecek? Hanemizde artılar mı daha fazla olacak, eksiler mi daha fazla olacak? Umarım hayalini kurduğunuz her şey 2011 yılında, yeni yılda sizleri bulacak. Ve bu arada geri sayıma müzik dünyamızın çok önemli isimleriyle devam ediyoruz. Number One TV stüdyolarında bu kez yanımızda güzeller güzeli bir hanımefendi, bir müzik uzmanı. Sibel Tüzün var. Hoş geldin Sibel Hanım. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Görüşmeyeli. Aynen. Evet. Aynı enerjide. Siz de öyle. Saten albümünüzle konuk etmiştik siz stüdyolarımızda. Evet. Nasıl gidiyor bu arada? 2010'da albüm herhalde sizin hayatınızda en önemli unsur. Evet. Beklediğinizi buldunuz mu albümde? Valla buldum. Yani dinleyicilerden, sizlerden, radyolardan gelen bütün tepkiler çok olumlu. Hı hı. Çok hoş geldi. Satış olarak onun yansıması da yine çok olumlu gerçekleşiyor. Yine albümle uğraşıyoruz tabii, yani 2010'un sonları bizim için yine albümün işte tanıtımıyla ilgili çalışmaların devamı aslında. Klibimizi çekemedik bir türlü, ikinci klibimizi. Karar veremedik çünkü. Biz karar veremediğimiz gibi aslında dinleyiciler de karar veremediler. Çünkü Twitter'da, Facebook'ta oylamalar yaptık. Şarkıların, zaten 5 şarkı var biliyorsun Saten'de. 3 tanesi başa baş gidiyor. Biz tam işte karar verirken falan bu sırada radyolar başka bir şarkıyı, sana anlatmam lazımı çalmaya başladılar falan. Artık bu hafta içinde karar verip 2010'un sonunu yeni bir kliple kapatmayı istiyorum. Yani albümün ikinci klibi yıl bitmeden önce gelsin istiyorum Saten'e. Yani asıl mesleği radyoculuk, radyo DJ'liği olan birisi olarak söylüyorum. Radyoların düşünceleri çok önemlidir. Bence de. Ama merakla bekliyoruz bakalım. Bakalım albümü... ben de bekliyorum. Yani cidden merakla bekliyorum. Peki hala kariyer anlamında, iş anlamında Sibel Tüzün, ismi Sibel Tüzün markası çok fazla gündemdeydi 2010 yılında. Özel hayatınızda veya müzik dışında neler yaptınız? 2010 sizin için nasıl geçti? Ya sen tabii programdan önce de dedin çok müzik konuşmayalım diye ama 2010 bende pek müziksiz geçmedi açıkçası. Yani albümü hazırlayınca zaten hani bayağı işte stüdyoda yaşıyorsunuz, onun ön çalışması falan. Onun dışında işte kızım bir yaş daha büyüdü. Onun gelişimini seyretmek zaten, onunla birlikte vakit geçirmek çok yine özel bir durum. Başka öyle hani çok... İşte ne bileyim heyecan veren standart dışı falan bir şey. Herhalde ekstrem bir şey gelmedi. Olmadı. Evet, evet. Ama genel olarak şeydi. Yani sıkıntıları vardı, zorlukları vardı, yorgunlukları vardı 2010'un. Ama enerjisi hani çok da düşük bir yıl değildi. Değil mi? Bana benim, da öyle geliyor. Benim için. Hani bazen şey olursunuz böyle. Oh hani bitti gitti rahatladım dersiniz mesela o yılı arkada bırakmak için. Hani hepimizin muhakkak yaşadığı sıkıntılar falan vardır ama bende öyle bir hissiyat uyandırmıyor 2010. Yani güzel hani gitsin tabii de yenisi gelsin ama güzel bir yıldı bence. Umarım senin için de, dinleyiciler için de, izleyiciler için de öyle bir yıl olmuştur. Bu arada yeni bir şey gelişti. Seninle görüşmediğimiz zaman içinde. Bir yurt dışı projesi başlıyor beni çok heyecanlandıran. Enteresan. Ve böyle birdenbire ortaya çıktı ve son sürat gidiyor. Dolayısıyla böyle 2010'un hani Ocak, Şubat'ı hatta yani Şubat'a yetişir gibi. Bilgi verebileceksin bununla ilgili sürpriz bir çalışma var. Sürpriz bir çalışma, düet bir çalışma, iki şarkıdan oluşan bir çalışma. Bir tanesi benim şarkım. Bir yabancı şarkıcı tarafından, prodüksiyonu onun tarafından yapılacak ve seslendirmesini biz düet yapacağız. Ben de onun şarkılarından bir tanesini yine aynı şekilde burada. İlk defa burada mı Türk müzisyen, ilk defa burada söylüyorum. Süpermiş. Türk müzisyenlerle yapacağım ve yurt dışında da bu piyasaya çıkacak bir çalışma olacak. Şunu da söyleyeyim o zaman, İngilizce, Türkçe ve Yunanca seslendirilecek. Aa, çok enteresan. Ne zaman ulaşır müzikseverlere, ne zaman duyabiliriz bu projeyi? Ya başlangıcı çok hızlı olduğu için böyle bir hafta içinde hani çok şey gelişti. Eğer bu hızla gidersek Şubat ayı sonunda falan herhalde sizlerle paylaşmış oluruz diye ümit ediyorum. O çok heyecanlandırdı. Böyle rüyalarıma giriyor şimdi. Bir an önce hayata geçir de hemen programımıza bir evet, şey zaten olur. Evet çok güzel olur. Çok pekala. Güzel olur. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yeni yılın kutlu olsun. Aynen sizin şimdiden. De kutlu olsun. 2011 tüm böyle. İzleyicilerin yine Number One izleyicilerinin.
Ya siz zaten burada çok eğleniyorsunuz ve çok keyifli zamanlar geçiriyorsunuz. Number One'sız kaldığınız zamanlarda da o keyfi hayatınıza yayarsanız bence 2011 çok daha olumlu, çok daha güzel geçecektir. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum buradan. Mutlu yıllar. Sonsuz teşekkürler Sibel Tüzün'e bir kez daha bu yeni yılın karşılamayı hazırlandığımız şu dakikalarda bizlerle birlikte oldu o muhteşem enerjisiyle. Pekala, Türkiye'nin bir numarasında Number One TV ekranlarında Yıldızlar Geçidi devam ediyor. Kocaman bir yılı geride bırakıyoruz. Yepyeni yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. Bakalım geri sayımda ne durumdayız?